Sevgili arkadaşlar, videomuzun bu bölümünde sulama ile ilgili çok değerli bilgiler vereceğiz ve uygulamalar göstereceğiz. Şöyle biraz yaklaşalım. Bakın, biber bahçemizdeyiz. Bütün bakımlarını yaptık. Budamasını, ilaçlamasını, gübrelemesini, hepsini yaptık. Şimdi sulama zamanı. Biberlerde veya diğer bütün sebzelerde sulama nasıl olur, nasıl olmalı? Bu konular hakkında sizlere açıklayıcı bilgiler verelim. Bir taraftan suluyoruz, bir taraftan da bilgiler verelim. Şimdi hangi fide olursa olsun, biber veya diğerleri fark etmez. İlk dikim esnasında birkaç sefer can suyu vermek gerekir. Bu 3 olur, 5 olur, neyse. Can suyunu verdiniz ve fide tamamen tuttu. Artık tuttuktan sonra uzun bir süre fideyi sulamamak gerekir. Niye? Çünkü fideler tuttuktan sonra eğer ki çok su verilirse hemen hızlıca boya gider. Yani vejetatif bir büyüme gerçekleştirir. Hızlı bir şekilde büyüyen ve boya kaçan tabiri uygunsa fidelerinde meyve tutumu, verimi düşük olur. Fideler üzerinde ilk çiçek görülünceye kadar, bakınız burada çiçekler artık başladı. İlk çiçek veya bakın burada bir meyve var. İlk meyve görülünceye kadar az sulama gerçekleşir. Hatta mümkünse arada bir yağmur falan da yağıyorsa hiç sulamamak da uygun olabilir. Ama çok kurak bir yerdesiniz ve sıcaklık da çok fazla, o zaman bir veya iki sefer meyve görülünceye kadar sulama yapılabilir. Biz de sanırım iki sefer falan sulama gerçekleştirdik. Tuttuktan sonra meyveye gelinceye kadarki zaman içerisinde. Ama sebzeler çiçek açtı ve artık yavaş yavaş meyve tutmaya başladı. O zaman sulamayı sıklaştırmak gerekir. Çünkü arkadaşlar, çiçek açmadan önce fazla sularsanız dedik ki sebzenin boyu büyür ve bütün enerjisini boyuna harcadığından dolayı çiçek zamanı gelince ya çiçek açamaz veya açtığı çiçekleri meyveye yetersiz dönüştürür ve dolayısıyla bir verimsizlik ortaya çıkar. Ama siz çiçek açıncaya kadar yetersiz sularsanız bitki boyuna büyümek yerine kök salmaya gayret edecek. Kökleri ne kadar kuvvetli olursa o kadar sağlam ve sağlıklı olur ve verimi yüksek olur. Çiçek açıncaya kadar köklerini kuvvetlendirmiş bir bitki verimli olur, çok çiçek açar ve çok meyve verir. Şimdi bu konuyla ilgili size bir örnek göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, o örneği size gösterelim. Bakın, burası az sulanmış domatesler. Domateslerimize bakın, böyle salkım salkım. O kadar çok domates var ki üzerinde, bakın hepsinin istisnasız üzerinde domatesler fazla. Burada da var, burada da var. Yine bakınız, her taraf domates. Ama size bir alan göstereceğim. Orada domates çok az. Bakın, zaten buraya bakın. Buradaki domateslerin büyüklüğüne bakın. Gövde kısmının büyüklüğüne bakınız. Oradakilere bakınız. Oradakiler kocaman ama hiç meyvesi yok. Niye? Çünkü annem orayı çok fazla suladı. Çok suladığından dolayı bitki de hemen gövdesine enerji gönderdi. Gövdesi büyüdü fakat üzerinde meyve yok. Gelin bakalım, yakından gösterelim size. Özellikle şu iki sıra, şuraya bakın. Kocaman böyle, yani bir de yan yatmış bir şekilde bunu kaldırmış olsak belki benim boyuma yaklaşır. Ama buna rağmen üzerinde bir tane bile meyve, bir tane var, evet. Bir tane şurada meyve tutmuş. Bakın şuraya da bakın. Şuraya da bakın. Burada da bir iki tane meyve var. Hele şurada hiç meyve yok. İşte gördünüz mü? Çok fazla sularsanız böyle gösterişli sebzeleriniz olur ama meyvesi olmaz. Buna dikkat edelim. Bu da bizden olumsuz bir örnek olsun size. Sebzeler çiçek açtıktan sonra sulamayı sıklaştırdığınız zaman bitkinin gücü hem dalına, gövdesine hem de meyvesine, çiçeğine eşit bir şekilde dağılacağından dolayı verimi yüksek olur. Buna da dikkat edelim. Bitkiyi yani hemen işte susuz mu kaldı, ben bir sulayayım, iki gün sonra bir daha sulayayım, üç gün sonra, böyle bir şey yok yani. Çiçek açıncaya kadar oldukça az su vereceğiz. Verimini yüksek olsun istiyorsak. Sebzelerin sulanma şekli karık usulüdür.
Bakınız böyle bir derinlik açılır, bir karık açılır. Sebzeler bu karığın sırtlarına dikilir. Ya bu sırtına ya bu sırtına dikilir. Eğer ki bu karık oldukça geniş olursa bu karığın her iki sırtında da sebze alanı olur veya karık küçük ise, ince ise bir tarafında sebze alanı olur. Biz ince karıklar yaptık ve bir tarafına sebzelerimizi diktik. Kesinlikle arkadaşlar sebzelerin şu kök boğazı ıslanmamalı. Hortumu getirip de buraya dayamamalıyız. Buradan sulamamalıyız. Neden? Çünkü kök boğazı çürüklüğü, göçüren, solgunluk gibi hastalıklar bu sebzelerin kök boğazının ıslanması sonrasında ortaya çıkar. Bunlar mantar hastalıklarıdır. Lütfen mantar hastalıklarına karşı da fiziki ve kültürel önlemlerimizi alalım. Su biraz uzak bir alana bırakılır. Oradan zaten bu bitkinin kökleri ta buralara yayılmış durumda. Burayı ıslattığınız zaman, suladığınız zaman mutlaka suyunu alacaktır. İlla buraya su tutmaya gerek yok. Bugünlerde fidelerimize bol bol bakım uyguladık. Bakın hem budamasını gerçekleştirdik, hem ilaçlama, gübreleme ve çapalama. Bunlar gerçekten çok zaman alıcı şeyler arkadaşlar. Yani sizin büyükçe bir bahçeniz veya tarlanız varsa işçi ve iş gücü gerçekten çok zaman alıyor ve tabii maliyetli de bir iş. Birkaç günden beri bu fidelerimizin bakımını gerçekleştiriyoruz. Bakın rüzgarın yıkmış olduğu, devirmiş olduğu fideleri de şu şekilde bağladık ve dibine toprak doldurduk, sağlamlaştırdık. İnşallah bu şekilde yaşamaya devam edecek. Bize güzel güzel biberler verecek. Peki sulama günün hangi saatlerinde yapılır? Ya sabah erken saatlerinde, serinliğinde veya akşamın serinliğinde yapılırsa gayet uygun olur. Bakınız biz mesela bir 10 dakika önce şuraları suladık. Daha üzerindeki su neredeyse duruyor. Yani toprak çekmemiş. Buharlaşma oranı düşük olur. Siz gündüzün sıcak vaktinde sularsanız buharlaşma hızlı gerçekleşir ve bitki yeterince topraktan suyunu, nemini alamadan su hemen buharlaşmış olur. Sizin sulamanızda çok fazla etkili olmaz. Ve aynı zamanda günün ortasında veya sıcak zamanlarda suladığınız zaman üzerine herhangi bir damla su düştü. Bakınız şöyle su düştü. Bu su damlası bu yaprağın üzerinde mercek etkisi yapar ve güneş de vurduğu zaman bu yaprağın kararmasına, kurumasına veya işte üzerinde lekeler oluşmasına sebep olabilir. Onun için fidelerin sulanma zamanına dikkat edelim. Gündüzün aşırı sıcaklarında değil ya sabah erken saatlerinde veya akşam üzeri hatta mümkünse gece sulamak en doğrusudur. Şimdi bu sebzeler yaz sıcağında hem güneşten hem de sudan istifade ederek yetiştirilen yaz sebzeleridir. Bunlara özellikle meyve döneminde bol su vermek gerekir. Meyveye durdu mu? Meyveye durduktan sonra 3 güne bir, 4 güne bir su vermek hemen hızlı bir şekilde meyvelerin olgunlaşmasını sağlar. Ama siz önceden haftada bir suluyordum, ben çiçek açtı, meyveye durdu ama ben gene aynı şekilde haftada bir sulamaya devam edeyim derseniz meyveler çok yavaş ilerler, çok yavaş büyür ve verimsiz olur. Ve sizin emekleriniz boşa gitmiş olur. Bu verimsizliği önlemek için de meyveye başladığı zaman bütün sebzeler için konuşuyoruz. Sadece biberler için değil. Üzerinde meyvesini gördüğünüz zaman çok sulamak gerekir. 2 günde bir, 3 günde bir duruma göre eğer ki toprağın nemi muhafaza eden bir toprağı varsa 4 günde bir, 5 günde bir mutlaka sulamak gerekir fidelerinizi. Evet, sırada patateslerimiz var. Sizinle beraber patateslerimizin dibine toprak doldurmuştuk. Bakın salatalıklarımızı da iplere aldık. Şu alt yaprakları, kötü olmuş yaprakları kopardık, budadık ve bakınız üst taraflardan çiçekler açtılar. Bunlar inşallah yakın bir zamanda meyveye dönüşecektir. Burada da yine çiçek var. Bunlarda çiçek var. Burada çiçek var. Aşağıdaki kötü olan yaprakları budamak gerekiyor. Rüzgar kötü etkilemişti. Bazı yerleri kırdı. Bazı yaprakları da tamamen kötü yapmıştı. Biraz budama yaptık. Bamyalarımıza da özellikle azotlu gübre verdikten ve çapalama yaptıktan sonra hızlı bir şekilde büyüme sağlayacaklarını tahmin ediyoruz.
Suçlamayalar biraz geç kaldı. Geç çimlendi. Ve biraz da susuz kaldı. Rüzgarların da kötü etkisiyle. Ama inşallah yakın bir zamanda bamyalarımız da çiçek açmaya başlayacaktır. Biz Akdeniz ikliminde olduğumuzdan dolayı bu bamya geçtikten sonra üzerine tekrar bir daha bamya ekmiş olsak belki ikinci bamyayı elde edebiliriz. Çünkü Kasım ayına kadar burada havalar soğumaz. Belki de ikinci bir bamya ekimi gerçekleştirebiliriz. Bakın budanmış patlıcanlarımızı sulamaya geldik. Patlıcanlar tuttuktan sonra kesinlikle su verilmez, uzun süre susuz bırakılır. Ne zaman çiçek açtı, ondan sonra bol su vermek gerekir patlıcanlara. 2 güne bir, 3 güne bir çiçek açtıktan sonra su verirseniz patlıcanlarınız hızlı büyür ve verimi çok yüksek olur. Eğer ki sulamalarınız düzensiz olursa, yani 2 gün ara ile suladınız, sonra bir hafta sulamadınız, sonra bir gün ara ile tekrar suladınız gibi bu şekilde düzensiz bir sulama yaparsanız sebzelerinizde şekil bozukluğu olur ve verim düşüklüğü olur. Peki sebzeler çiçek açtı ve meyveye döndü. O zaman yetersiz sulama olursa ne olur? O zaman da hem şekil bozukluğu olur hem de tat eksikliği olur. Domatesi az sularsanız tatsız olur. Özellikle salatalık ve benzeri bitkileri de yine meyve döneminde az suladığınız takdirde tadında acılaşma olur. Patlıcanda da yine aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar azotlu gübre verdik ya fidelerimize. Biz normalde 5 güne bir, 6 güne bir falan sulama yapıyorduk. Şimdi artık 2-3 güne bir hızlı hızlı sulama gerçekleştireceğiz ki azot fideleri yakmasın ve fidelerin daha hızlı ve özellikle meyvelerinin hızlı büyümelerini sağlasın. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi biz salma sulama şeklinde sulama gerçekleştiriyoruz. Ama siz damlama sulama şeklinde de sulama yapabilirsiniz. En uygun iki sulama yöntemi salma sulama ve damlama sulama şeklidir. Fidelere yağmurlama sulama kesinlikle uygun değildir. Çünkü mantar hastalıklarına davetiye çıkartır yaprakların aşırı derecede ıslanması. Yine damlama sulama şeklinde yapılacak olsa sulama böyle bir karık yapılır. Fideler karıkların sırtlarına dikilir ve damlama yaklaşık bir 10-15 santim berisinden geçirilir ve oralar ıslatılır. Fidenin kökleri aracılığıyla suyu alması sağlanır. Yine fidenin dibine yakın bir yerden damlama kesinlikle geçirilmez. Bu fidenin kök boğazının ıslanmasına müsaade edilmez. Evet, ilk domateslerimiz kızarmak üzere. Bu sulamadan sonra herhalde bunları hasat ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizlere gelişim döneminde fide bakımı, çapalama, gübreleme, ilaçlama, budama, sulama, aklınıza gelebilecek her türlü bakım konusunda hem uygulamalar gösterdik hem de çok değerli bilgiler verdik. Maksadımız sizlere bu bahçe kültürünü anlatmak, kavratmak ve sağlıklı, bilinçli işler yapmanızı sağlamaktı. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir fide bakımı, bahçe işleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.